Valla bir insanın elinde 27 tane kemik varmış. Yani öyle irili ufaklı. Bunun 12 tanesi de kırılmış. Doktorlar da bir ay alçıda kalacakmış dedi. Yani eğer çıkınca hepimizi Allah onun gazabından korusun. Şimdi öfkeden kuduruyordur kudret. Ne zaman çıkacakmış? Bilmem. Vay öyle kalmaz ki revirde alçıya alındıysa. Yani kalacak bir durum yok. Şu ön sıraları doldur. Geçmiş olsun. Paramparça etmişler Emin. Ama giderken avlandı. Önce kocası, şimdi de bu. İyi gidi Kudret. Eski gücü kalmadı demek ki. Geçmiş olsun Kudret. Sağ ol müdürüm. Kahve söyledim sana da. Az şekerli. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var derler ya. Dur bakalım sizinki kaç yıl? Böyle karşılıklı kahve içelim diye mi çağırdınız beni? Endişeleniyorum senin için. Konuşmak istedim. Buyurun. Yıllardır mahkumların arasında en çok sözü geçen sensin. Tabii kimse düşman edinmeden en tepeye çıkamıyor. Hele orada kalmak daha da zor. Farkındayım. Farkındayım. Farkındayım tabii ki. Düşmanların gitgide çoğalıyor. Bu gidişle eski konumunu koruman o kadar kolay olmayacak. Ya pes edeceksin... Ya da daha kötüleşeceğim, daha acımasız olacağım, daha can yakacağım. Bunun kimseye faydası yok. Benim sana bir önerim var. Başka bir cezaevine geçmek için dilekçe ver. Seni hücrede tutalım, güvenliğini sağlayalım. İyiliğin için. Eksik olma. Ben başımın çaresine bakarım. Ama sayın müdürüm, siz git diyorsanız giderim. Tut tutanağını. De ki, beceremedim de, ben bununla baş edemedim de, giderim. Kudret, konu benim beceriksizliğim değil. Konu senin güvenliğin. Kabul etmek zorunda değilsin tabii ki. Karar senin. Teklif için teşekkürler. Kahve için de teşekkür ederim. Müsaadenle ben şimdi gideyim. Yarım işlerime... Kaldığı yerden devam edeyim. Etrafa biraz çeki düzen vereyim. Hayat devam ediyor sayın müdürüm. Kapıyı aç Hüseyin, kolum sakat. Rüzgar, bir daha tutma censeni ha. Kız dayan. Allah seni. Ay hemşire gelmiş ya. Aa Muazzez abla. Ne? Döndü yine. Ablam sen daha yeni çıktın ya. Kızlar tadı kalmamış. Hırsızlığın, cepçiliğin yeminle. Kaç tane cüzdan araklığım tek kuruş çıkmadı. Hep kredi kartı, şifreler, mifreler bir şeyler. Hadi etileri anlarım. Ulusu da anladım. Onlar zengin yerler. Ulan Esenyurt'ta da Bağcılar'da da karta denk geldim. Bir ağız tadıyla iş yapamadık. Öldü bu meslek, öldü. Kavaycılık bitti, terzilik bitti. Bizim mesleğimiz de bitti. Ablacığım, artık o işler bilgisayarla oluyor. İstersen ben sana öğretebilirim. Ben niye buradayım zannediyorsun? İster misin bilgisayar hacker işine girmek? Hacker? Kız! Muazzez abla, sen bana geçen ne söz verdin he? Fırsızlığı bırakacaksın demedin mi? Ya akrandan hacca gitti geldi, sen hala fırsızlık derdindesin. Ben hırsızlık yapmıyorum, mesleğim bu benim. Böyle mesleğe mi olur gel? Babam okutmadı. İşe de vermedi. Atadan, babadan kalan mesleğim. Ay Allah'ım hala mesleğin diyor. Kız fırsızlık mesleğim olur. Olur.
Ben ihtiyacım kadarını çalıyorum. Çoluğum çocuğum var. Geçimimi sağlıyorum. Aç mı kalayım? Emekli aylığım da yok. Moses abla, ya falcılık yapasın, çiçekçilik yapasın, ne bileyim. He? Terazi işine gir. Terazi? Tartı tartacan. Beni değil tabii. Terazi. Ya ayakkabı boya, çiçek sat. Ne bileyim, baklafalı bilmem insan baklafalı. Bilmem, ayakkabı da bilmem. Hırsızlığı bilirim. Hırsızlığı bilirim. Vallahi yaşına başına bakmayacaksın senin bir gün. Allah Allah, herkes bir iyi bildiği işi yapsın sen de. Ayol. Kız iş mi? Bu da benim işim. Gel. Bir şey yap. Kızdırıyor lan insanı. Dikkat. Havalandırma saati başlamıştır. Hadi moruk, çıkalım, ağlıyor ya. Bastı bana burası. Havalandırma saati başlamıştır. Yine yenildin.